Elhamdülillah Rabbil Alemin. İşte layıklığın ne olduğunu Erbakan'ı dinle, öğren diye biri yazmış. Bunu Erbakan nasıl Allah'ın dinine, kitabına, peygamberine savaş açan ve uyduruk bir yol ortaya koyan birini şey yaptıysa, bu da bekleseydi ya, bu da kendini şey yapıyor. Aynı şekilde kendi o takip ettiği kişi putlaştırmış, Allah'a eş koşmuş vaziyette olduğunu anlamaktan aciz tabii ki. Laiklik ya da ismi ne olursa olsun, Allah'ın yasasını taştığı yerde şeytanın yasasını tabidir demek. Bastım bastım, gelir şimdi. Elhamdülillah. Bu yüzden de evet kardeşim şeye gidiyor, köye gidiyor. Bu kendi başına kalsa yukarıdan aşağı indirdik, ağırdı. Kendisi sıkladı getirdi. Akıllı iş yapmak lazım daima. O da şimdi taksi bastım. Bir de kendi herhalde depten aramak istedi. Basınca geliyordu diyebiliyorum ama. Neyse. Bilmediğiniz, kaldıramayacağınız şeylerin altına girip de kendinizi yormayın. İnsan kendini güçlü hissedebilir ama o yüklenmeler bir nasıl sonuçlar verdiğini, nice insanlar ah, aptal kafam niye öyle yaptım demesi üzerine biliyoruz. Yani bu putperestlik de şu anda bu takip eden o hoca dediğiniz işte Erbakan umur göz şekilde ölmemiştir. Yani put bildiğin. Yani hem Kemalist hem şey olamaz. Müslüman olamaz. O Müslümanlığa aykırı tamamen çalışmış. Bunu Aziz Esir, yani bunu diye ya aptal ya haindir diyor. Gerçekten öyle. Bunu yani tutup da onları gibi kendinize kıymayın. Altına ezilirsiniz. Altına kalkamazsınız. Allah da onlarla beraber sizi istemezsiniz. Doğruya teslim olun. Kendi hayrınız için.